adam 100 senede bir gelir kafanıza atılmıyor. Vallahi de öyle, billahi de öyle. Bir Mustafa Kemal geldi, bir de Hoca Atatürk geldi ya. Nesi var bunun? Ben bu işi çok iyi biliyorum, az değil. Dünyada bu konuda ben tekim, bir tane. Üzerimize düşen vatan, millet, devlet ve din hakkında gayreti ortaya koymak, Halik-i Zülcelal'den de sonucunu beklemektir. Merhamet dünyamızdır, şefkat dünyamızdır, adalet dünyamızdır. Dünyamızı yitirdik. Hocamız basiret sahibiydi. Esen rüzgarların haradan estiğini, ne vakit esmeye başladığını, tufanlara döneceğini mi, sonucu nece olacağıdır? İnsanlığa, mezlumluğa, imana, dine, vatene, millete nece halel getireceğini önceden görürdü. Hayatı boyu ölümsüzlük kanunlarıyla yaşıyordu. Başın sağ olsun Türkiye. Kardeşlerim, siyasetimizi biz Allah'a şükürler olsun milletimiz için yapıyoruz. Son nefesimizi imanla tamamlamak için yapıyoruz. İbadet olsun diye yapıyoruz. Ve bütün bunların tamamında Allah'a öyle bir hesap vereceğiz ki verdiğimiz hesapta yaptıklarımız cennetlik olduğumuza şahit olacak. Biz bunun için varız. Kitapları okuyun, benim kitaplarımı, hiçbirinde bir ayet, bir hadis bulamazsın. Ben ayet ve hadisleri o kadar güzel hazmettim ki hayatımda hayatım yaptım. Ben yola çıkarken böyle çok kalabalıklar filan değildi. Bir ben, bir de beni yaratan Rabbim vardı. Sadece baştan beri arkadaşlarıma söylediğim gibi son nefeste Rabbimin varlığına şehadetle bu dünyadan göçmek için bütün işlerimi yaptım. Allah beni çok doğurgan yarattı. Ama Türk milleti bunu göremedi. Zannediyor ki 200 sene yaşayacağız. Benim babam 70 yaşında öldü. Rahmetli annem 74 yaşında öldü. Ben de 70 yaşındayım. Yani asıl verimci olacağımız dönemleri yanımızda olarak geçiremedik. Kardeşlerim, gece gündüz çalışalım. Eğer ben sizi, diyeceksiniz, atar, bakın cennet bahçesi gibi bir dünyada yaşatacağım. Beni iyi tanıyın ve dediklerimin nereden geldiğini de anlayın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Temel kadroları oluşturalım. Arkadaşları yetiştirelim. Yarın
yarının vekili siz olacaksınız. Bakanı siz olacaksınız. Birini seversiniz, otobüste yolculuk yapıyorsunuz. Sağınızda oturan arkadaş sevdiğinizin mahallesindendir. Nerelisin? İşte Bahçecik mahallesinden. Aa, neresinden? İşte şu sokaktan. Vay! Orada filan oğlu filan var, tanır mısın? Benim arkadaşım. Yapma yahu. E benim de arkadaşım. Dostluk artık İstanbul'dan başlar. Ta Ankara'ya kadar. Konuşur da konuşursunuz. Bir arada kim var? Sevdiğiniz dost var. Sevgili arkadaşlar, eğer Allah'la aranıza böyle bir dostluk korsanız, hevallahi, hevallahi severseniz hem onu seversiniz. Ve hevallahi, Allah hem sizi sever hem onu sever. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı ömürler versin. Tuğlu ömür ile muammer olasınız. Maddi manevi rızkınızı Cenab-ı Hak bol eylesin. Amin. Ümmeti Muhammed'e de şefaatçi eylesin. Amin. Size bir şifre vereceğim, bunu unutmayacaksınız. Sıkıştığınız zaman bir Fatiha, üç İhlas okuyacaksınız. Hazreti Fatıma anamızın mübarek ruhuna hibe edeceksiniz. Ne isteyecekseniz ondan isteyeceksiniz. Anlaştık mı? Burada bizden dinlediklerinizi, arkadaşlarımızdan dinlediklerinizi en yakınınızdan en uzağına kadar anlatacaksınız. İkna edeceksiniz. Bağımsız Türkiye Partisi'nin saflarına katacaksınız. Anlaştık mı? Böyle vereceğiz. Dünyanın en güçlü devleti Türkiye Cumhuriyeti devleti olacak, en yüce milleti de Türk milleti olacak. Var mısınız? Sağ olun, var olun. Hepiniz Allah'a emanet. Milletimiz eğer kendisine ideal bir lider Mustafa Kemal Atatürk'ü kabul etmezse 24 saatte yok olmaya mahkum olur. Mustafa Kemal dindar bir adam. Mustafa Kemal 7 yaşında Kur'an okumayı öğrendi. 8 yaşında hafızı kelam oldu. Yaşar Hafız Ramazan'da okur, Mustafa Kemal dinler, Mustafa Kemal okur, Yaşar Hafız dinler. Yani Kur'an'ı Ramazan-ı Şerif'te mukabele ederdi. Daha ne yapacak ya, söyleyin bana. Mustafa Kemal'e sahip çıkacaksınız. Eğer Mustafa Kemal'e sahip çıkmaz da İftira yoluyla onu eritmeye çalışırsanız elinizde avucunuzda vatan diye bir yer kalmaz. Üzerimize düşen vatan, millet, devlet ve din hakkında gayreti ortaya koymak Halik-i Zülcelal'den de sonucunu beklemektir. Milletçe Türk milletine, devletine karşı olanlara gene milletçe karşılık vermek. Karşı durmalıyız. Atatürk'ün izinde gittiğini kabul edip iddia edenler bir ve beraber olmalıdır. İnanın, yeminle konuşuyorum. Bir ve beraber olmak, bir bilek bir yürek olmaktan başka Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletinin çıkar yolu asla yok. Ve korkunç bir zifiri karanlığa girdik arkadaşlar. Burada merhametle, şefkatle, izzetle, iffetle, fetanetle birbirimizi kucaklayacağız. Hataları görmeyeceğiz. Üzerinde yaşadığımız topraklar için her türlü fedakarlığı kabul etmeye hazır olmalıyız.
Nasıl yani? Ölümde dahil. Yeri geldiği zaman ölmesini de bilmeliyiz. Bir milletin tarihinde şeref ve haysiyeti, itibarı, onun varlığını devam ettiren insanıyla kaimdir. Görüyorum ki milletimizi tarih sahnesinden silmek isteyenler buna muvaffak olamayacaklar. Çünkü sizler varsınız. Bağımsız Türkiyeliler var. Bağımsız Türkiye var. Benim gözüme bakın. Ben de Avrupalıya, Amerikalıya, İsrailliye vatandaşı kaptıracak göz var mı? Hepsini alacağım. Hepsini alacağım. Hepsini adam edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Dağdaki çoban da benim. Eşkıya da benim. Çocuk da benim. Kardeşim de benim. Anam da benim. Kız kardeşim de benim. Sizler de benimsiniz. Biz hep biriz. Bir yürek, bir bileğiz Allah'ın izniyle. Kürt'e diyor ayrıdır. Laz'a diyor ayrıdır. Çerkez'e diyor ayrıdır. Yalancının. Biz bir milletiz. Ahmak seni. Kafana altı koy. Genç bunu gördü. Biz federasyon olamayız. Üniter yapımız var. Kardeşiz. Müslüman kardeşleriyiz. Din kardeşiyiz. Milletimiz bir, devletimiz bir, dinimiz bir, ahlakımız, kitabımız, Kur'an'ımız, ezanımız bir. Bunu diyor genç. Bunu söylüyor. Adaleti, merhameti, şefkati, izzeti, iffeti, namusu, hayayı, can emniyetini, mal emniyetini, namus emniyetini, din ve vicdan emniyetini bütün dünyaya doya doya yaşatacak bir oluş, bir oluş, bir birlik var mısınız? Haydar Hoca Kürt'ünü, Laz'ını, Türk'ünü, Çerkez'ini, Arap'ını, Boşdağ'ını, İslam, Türk kelimesi altında bir bayrağın altında kardeş yapıyor. Biz 7'sinde 70'ine hepimiz bir eğitimden geçmiş tek vücut bir kadroyuz. Türkiye'de değil dünyada böyle bir kadroyu bulmanız asla mümkün değil. Bizim tarım politikamız hazır, hayvancılık politikamız hazır, madencilik politikamız, enerji politikamız. Zaten bizim her sahamızda yetişmiş birçok arkadaşımız var. Bunların tamamı hazırdır. Şimdi görüyor hiçbir partinin bu kadar güçlü elemanı var mı? Söyleyin bakayım. Var mı? Hatır için konuşmayın. Var mı? Yani benim arkadaşlarımın ilminin sadakası bunların sülalesine yedi. Bu İçbal Gençlik Derneği'nin o gülü kimden alındı biliyor musunuz? İçbal Gençliği herkesin bir kokusu vardır. Hazreti Resulullah'ın kokusu da güldür. Biliyor muydunuz? Gençler de gül koksun, peygambere benzesin ve hakikaten ondan yani o günden bugüne kadar gençlikte bir tane yanlış hareket olmadı. Ama gözümüz gibi koruduk onları. İşte biz bu garip ülkeyi asıl bu milletin vatanı haline getirmek için yola çıkmış özverisi olan bir kadroyuz. Bunu iyi bilin. Hakikaten arkadaşlar dört dörtlük bir kadromuz var. Kim ne derseniz. İsterseniz televizyon ekranlarına çıkın sizi konuştursunlar ve siz kendi kendinizi bir dinleyin. Allah Allah ya ben neymiş? Vallahi diyeceksiniz billahi diyeceksiniz. Çok güçlü bir kadro.
Ben de bununla iftihar ediyorum. Allah bana nasip. Hiç endişe etme. Bunlar ne kadar batırırsa batırsın, Türkiye'nin birlik ayağı biz. Sevgili kardeşlerim, biz bu akşam esasen geleceğin Türkiye'si, daha Türkiye'nin geleceği, milli ekonomi modeli arkadaşlar, bağımsız Türkiye'de. Geleceğin Türkiye'si bağımsız Türkiye, milli ekonomi modeli, Türkiye'nin geleceği bağımsız Türkiye ve milli ekonomi modelidir. Bunu gönlünüze ve aklınıza kaydedin. Anlaştık mı? İstesek bu kadro ile Türkiye'yi gerçek Türkiye yaparız. Atatürk'ü zihniyetinin hakim olduğu bir Türkiye yaparız. Ben buna varım. Siz var mısınız? Benim terbiyemde annemin yeri çok büyüktü. Ondan aldıklarımı hayatıma yansıttım. Çok da iyi yetiştirmiş. Görüyorum ki onun gibi inşallah ben de bir tane yetiştiririm de Türkiye'yi bu maddelerden kurtarırız. Şimdi biz bir tohum attık ve tohum çatladı. Dev gibi bir hakikat gelmeye başladı. Herhalde bizim iktidarımız onların döneminde olacak. Arkadaşlar, şimdi yeni bir dönem açıldı. Bu dönemden, bu kapıdan içeri girdik. Bu da işte böyle aynen yüzlerce yıl devam edecek olan bir yol. Bu milletin açıyım, açıyım ben, gözyaşıyım, kanıyım, damarında akan, yaşayan kanıyım, ben canıyım, ben bu milletin fakiriyim, ben bu milletin zenginiyim, ben bu milletin kendisiyim oğlum. Allah inşallah Sünni kardeşlerimizin gönlünü Şii Alevi Caferi kardeşlerimize, Alevi Şii Caferi kardeşlerimizin gönlünü Sünni kardeşlerimize bu vesileyle açacak bir bilek, bir yürek olacağız. Onlar çatlayacak, onlar patlayacak inşallah. Sizler arkadaşlar hem çok kabiliyetli hem de çok basitli insanlarsınız. Ben sizlerin hiç yanlışını görmedim. Basiretiniz, hatta iffetiniz, izzetiniz, şerefiniz, haysiyetiniz, imanınız, muhabbetiniz, Allah size böyle çok güzel bir yolu, caddeyi açtı. Allah mübarek etsin, tebrik ediyorum. Sizlerle olmaktan da gurur duyuyorum, bunu bilesiniz. Gururluyuz, umutluyuz, biz varız hocam, yolundayız. Fikrini, zikrini, hikmetini son günümüze kadar yaşatacağız. Çünkü sen çöl ve yağmur oldun. Sen gece ve gündüz oldun. Sen canıma yoldaş oldun. Sen kışıma yorgan oldun. Çünkü sen
arkadaşlar var mısınız milleti ayıktırmaya? Evet. Tamam o zaman. Varız dediniz olacaksınız. Yanıma yoldaş oldun. Sen kışıma yoldan oldun. Ve biz hep var mısınız dediğin varlarız. Yok oluncaya kadar seninle varız.